milyon doz aşı dediniz. Mayıs'tayız. Topu topu 9 milyon kişi 2 doz aşı aldı. Bu da 18 milyon aşı yapar. Muazzam şekilde yürümüyor. Keşke yürüse. Yürümüyor. Mayıs sonunda 105 milyon doz aşıya erişeceğiz dedi Sayın Bakan. Mayıs'ın bugün 6'sı. Orta yerde şu anda stokta 2 milyon aşı ya var ya yok. Bence yok. Bence yok. 20 günde 105 milyon doz aşı Türkiye'nin elinde olmayacak gibi görülüyor. Ve yerli aşı Nisan'da yaygın kullanıma geçilecek. Hem üçüncü faz olarak hem yaygın kullanım olarak Nisan ayı itibarıyla yerli aşıya başlamış olacak idik. Olmadı. Yerli aşı daha şimdi Nisan hedefi Eylül-Ekim'e revize edildi. Olmadı Sayın Bakan. Olmadı, yürümüyor, erişemedik ve geçemedik. Dolayısıyla bu konuda Sağlık Bakanı en son geçen hafta bir parça doğru bir şey söyledi. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor dedi. Ne zaman dedi? 2 hafta önce. Şimdi Mayıs sonunda tekrar çok olacağını söylüyor. Ya bir karar vermesi lazım. Sağlık söz konusu. Sağlık söz konusu. Tıpkı pazar yerlerini önce kapatıp sonra açmaya karar verip tonlarca sebze çöpe döküldükten sonra pazar yerinin açılmasının kimseye bir hayrı olmayacağı gibi birbiriyle çelişkili, tutarsız açıklamalar. Sayın Bakan'a tekrar söylüyorum, kızacaksan, sinirleneceksen adresin muhalefet değil Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seni yanlışa sevk eden odur, dün söyledim. Covid-19'la ilgili büyük bir sorun yaşandığında Erdoğan işin içinden sıyrılır, maazallah bütün fatura sana kalır. Ha, keşke Sağlık Bakanı hepimize, herkese şu vakit kızaydı. Lebalep kongrelerle Türkiye kırmızıya boyanırken Sağlık Bakanı sinirlenseydi, hiddetlenseydi, öfkelenseydi, kızsaydı, bağırsaydı biz de onun karşısında boynumuzu bükerdik. Tarikat şeyhlerinin cenazelerinde lebalep kongrelerde sinirlenmeyen Sağlık Bakanı muhalefet aksiyon yönleri söylediği vakit sinirleniyor. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Çin'den aşı gelmemesiyle ilgili de Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın durumunu mesele yapan muhalefeti eleştirmesi de bir garip durum ayrıca. Onun da altını çizip önüne bir soru işareti koyuyoruz. Değerli arkadaşlar, sokakta ve mutfakta yangın tüm hızıyla sürerken sarayda hanı yağmada tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanı, önceki Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi olmuş. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Sanıyorum bizdeki bilgilere göre de ayda 39.423 lirada bir ücret alacak. Şimdi Aile Bakanı görevinden alındı, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi yapıldı. E güzel diyelim, hayırlı olsun diyelim. Ruhsar Pekcan ne olacak? O da görevden alındı. O vakit arkadaşlarımız dediler ki bu bakanın, bu sayın bakanın nüfus ticareti yaptığı, görevini kötüye kullandığı çok açık. Bakanlığı, başında olduğu bakanlığa kendi şirketinden fahiş fiyatla mal aldığı, dezenfektan aldığı çok açık. Bu demokrasi normlarında kabul edilebilir bir durum değil. E sen de görevden aldın. İki yol var. İki yol var. Ya o anayasanın hükümlerine göre göreviyle ilgili bir kusur, suç neyse olduğu için iddia, mecliste bir soruşturma komisyonu açacaksın. Buna yol vereceksin. Böylece dürüstlük,
hamasetini gerçek olduğunu bize ispatlayacaksın. Yoksa senin dürüstlüğün, siyasi ahlakın hamasetten öteye gitmeyecek Erdoğan. Hayır, soruşturma komisyonu kurmam, kurdurmam diyorsan sana ikinci yolu söyleyeyim. Ruhsar Pekcan'ı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülke sanıyorum Almanya, Almanya'ya büyükelçi yap. Bak bu yakışır. Eğer mecliste bir soruşturma komisyonu açılmasını engelleyeceksen Ruhsar Pekcan'ı, sayın eski bakanı, ticaret hacmimizin en yüksek olduğu Almanya'ya büyükelçi yap, olsun bitsin. Erdoğan'a bir önerim daha var. 2-3 hafta önce gündeme getirmiş idim. Somut hiçbir cevap verilemedi. Sarayın tasarrufudur, devletin tasarrufudur, sorgulanmaz deyip mecliste geçiştirildi. Ama millete kuru ekmek, saraya Mercedes sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Şunun için hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu Mercedesler pek kıymetli, pek değerli. Tanesi 17 milyon lira. Bir tanesi 17 milyon lira. Ben derim ki bu 3 Mercedes'in birini kayıp damada gönder. O binsin. Yakışır. Birini Kardemir'e nasıl gidip gelecek Zümrüt Hanım, Zehra Zümrüt Hanım? Ona ver. O da Kardemir'e 17 milyonluk Mercedes'le gitsin. Birini de Ruhsar Pekcan'a ver. En azından büyükelçi yapana kadar ver. O da rahat rahat işleriyle ilgilenebilsin. Bu da Erdoğan'a bir önerimiz. Ama bakın, ekonomi reformları eylem planı değerli arkadaşlar. Ekonomi reformu eylem planı. Bu eylem planının eylem numarası 6.3.B diyor ki kamu görevlilerine başka kurumların yönetim denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir. Eylem planının bitiş tarihi de var. Ne zamana kadar bu iş tamamlanmış olacak? Yani kamu görevlilerine başka kurumlarda yönetim denetim kurullarında en çok bir tane görev alma işi 30 Haziran'da bitmiş olacak. Yazmışın buraya. Peki bu eylem planı kapsamında hiç görevinden alınmış bir yönetim kurulu üyesi, sen iki yerden maaş alıyorsun, şuradan çekil dedikleri bir yönetim kurulu üyesi var mı? Yok. Yok. Ama burada var. Gene